Değerli izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğum var. Cazim Gürbüz. Cazim Bey'in kendisi Gürbüz değil ama eserleri Gürbüz. Onun için buraya koydum. Hani bir söz vardır. Bani'yi binasından bilmek. Yani nasıl bir kişilikle karşı karşıyayız, onu anlamanız bakımından bu bitiklerini böyle duvar gibi buraya koydum. Evet. İslam'dan deizme. Bu çok satan ilginç bir bitik. Şöyle koyuyorum. Bu Atatürk ekonomi ve milliyetçilik. Evet. Evet. Bugünkü konumuz Atatürk ekonomisi. Burada bu işin ayrıntıları var. Onu da böyle koyduk. Dillere destanlar. Bu çok ilginç bir bitik. Burada birçok önemli kişinin, bu arada benim çok genç yaşımdan beri çok sevdiğim Sultan Galiyev'le ilgili de bir bölüm var. Onu da söyleyeyim. Onu da şöyle koyduk. Bilimsel ateizm, bu bir çeviri. Çeviri. Azerbaycan Türkçesinden çevrilmiş. Evet. Yani okumaya değer bir bitik. Nikolay Naf Köşkü, bu kendi yazdığınız. Öykü. Öyküler. Öykü. Efendim Mustafa Sabri olayı. Önemli bir olaydır bu yakın geçmişimizde ama bu konuda yazılmış en doğru, en yansız ve kapsamlı kitap bu kitaptır. Efendim daim sola, daim sola, sola daim. Daim sola, daim sola. Ha, yine daim sola. Bu da çok ilginç bir kitap. Yani ülkücü kökeni olan ve bu konuda uzun yıllar ve önemli görevlerde bulunan bir kişilik olarak yazılmış bir bitiktir. Bu bakımdan ilginçtir. Oyunlar ve senaryolar. Evet, çabuk çabuk okuyorum. Bu çok ilginç bir kaynak kitaptır. Yani ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Ehli İslam'dan cinsel fetvalar diye. Dedim ki yani bu aslında İslam'da cinsiyet konusunu araştırmak isteyenler için de bir kaynak. Evet. Bitiktir. Dolayısıyla onlara da salık veriyorum diye yazdım. Türkiye baştan başlamak. Evet. Türkiye baştan başlamalıyız. Yeniden anlamalıyız. Bu da çok ilginç. Aşka zoom. Özgün bir çalışma. Onu da söyleyelim. Hepsi özgün ama o bilhassa daha özgün. Edebiyatlaşan vergiler. Evet. Kartal gözüyle laiklik. Cazim Gürbüz'ün kitaplarını sunuyorum. Atatürk ekonomisi ve beş destan adam. Yani bunu okudum ve beş destan adamla ilgili destanları okuyunca ben de bu konuyu derin araştırmak ilgisi uyandı ve sonunda ortaya bir bitik çıktı. Onu size borçluyum. İlhamımı sizden aldım. Teşekkür ederim. Ne demiş şairin birisi? İlhamımı Mesnevi'den aldım, çaldımsa da Miri malı çaldım. Evet. Yani bu konuda Ateşten Adamlar adıyla bir bitik hazırladım. Siz beşinden söz ediyorsunuz ama sonradan dillere destanlarda çoğalttınız. Evet. Evet, onu da söylemiş olalım. Ben 30 kişiyi anlattım ama 26 kişiyi yazdım. Şaman olan imam. Bu ilginç bir romandır. Burada benim Türk inancı adıyla yaptığım bir çalışmadan da alıntılar vardır. Efendim Hazar üstüne yazılanlar. Tanış ünlüler, anılar, giz dökümleri. Evet, burada birçok tanış ünlü şöyle. Burada siz de varsınız. Ben de varım. Ben de varım. Ben de yazdım der gibi ben de varım. Evet. Efendim Kemalist Türkçülük. Evet. Türkçülük ama hangi Türkçülük? Kemalist Türkçülük. O açıklanıyor. Ve Ateşkes Çağrısı. Bu da ilginç bir çalışma. Gelin bizi ayırt edin ulan. Bu çok ilginç. Okurken gülmekten kendimi alamadım. Hem dövüşüyor Erzurumlu, hem de bakıyor ki dayak yiyor. Gelin bizi ayırın ulan falan. Ayırt edin diyor. Ya birilerinin kendisi bırakamıyor da birilerinin ayırt etmesini istiyor. Cennetin kütüphanesi. Cennette kütüphane var mı? Yoksa ne yapayım o cenneti? Evet. Tabii ya orada şey. Zaten öyle dedim. Tabii. Kütüphaneden başka bir şey istemem. Bir cennet varsa cennetine koyacaksan bir kütüphane isterim ben. Olmasa da yarat. Öyle ya. Evet. Kartal gözüyle milliyetçilik. Ama o milliyetçiliğin ne olduğunu da yine buradaki
görüntü ortaya koyuyor. Evet, bitikleri bunlar. Yeni yeni bitikler bekliyoruz. Evet, Cazim Gürbüz bürokraside çalışmıştır. Devletin ekonomik birimlerinde çalışmıştır. Kitlerde çok önemli görevler yapmıştır. Yani hem kendi deneyimlerinden, yaşadıklarından hem de bu konuda okuduklarından yararlanarak doğrusu ortaya çok önemli bir bitik koymuştur. O da tabii hepsi önemli ama bugün konuşacağımız konu Atatürk ekonomisi. Atatürk ekonomisi üzerinde az konuşulan bir konu. Halbuki çok konuşulması lazım. Evet. Yani çıkış yolu Atatürk ekonomisi. Burada söylediğiniz bir söz var. O sözü de en başa alarak, en son söylenecek sözü en başa alarak sohbete, söyleşiye başlamak isterim. Öyleyse çare Atatürk ekonomisini güncelleyip evet, yeniden uygulamaktır. Gerisi boş laf. Ben de aynı görüşteyim. Daha da siz de aynı görüştesiniz. Kapsamlı olarak söyleyelim. Çözüm Atatürk'tür. Ne yapmışsa tabii ki çağa uygun olarak yeniden yorumlayarak çıkış yolunu ancak Atatürk'le bulabiliriz ama Atatürk'ü doğru dürüst anlamamız kaydıyla. Atatürk ekonomisi aslında bütün dünyaya örnek olabilecek ve birçok yere de örnek olmuş bir ekonomidir ama biz onu çoktandır unuttuk, konuşmuyoruz. Evet. Atatürk okuyan, yazan, düşünen bir insandı. Yani Atatürk efendim ekonomist miydi? 3997 kitabı, ders kitabı gibi okuyan bir kişi. Anıtkabir Yayınları bunu Anıtkabir Derneği bir numaralı yayın olarak yayınladı. Atatürk'ün okuduğu yapıtlar içinde ekonomiyle ilgili olanlar da var. Ama Atatürk ekonomi, Lenin'in emperyalizm teorisini de okudu. Batı kaynaklarından da okudu ama Atatürk özüne özgü bir yol buldu. Bu yolda da akıl ve bilim kendisine rehberlik etti. Ya ben Atatürk'ü anlat diyenlere şunu söylüyorum. Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Evet. Bu yeter. Çünkü Atatürk'ün bütün yaptıkları bu sözün açılımıdır ve bütün elbette, sözleri elbette, bu sözün açılımıdır. Evet, şimdi şunu şöyle başlayalım. Yani siz bu yapıtı yapmaya nasıl karar verdiniz? Yazmaya. Neden Atatürk ekonomisi ve beş destan adamı yazmaya karar verdiniz? Sayın Bakanım, işte ekonomi öğrenimi gördüm. Ondan sonra sizin de demin ifade buyurduğunuz gibi işte Türkiye'nin önemli kitlerinde bazı görevlerde bulundum. 18 yıl kadar da yeminli mali müşavirlik yaptım. KOBİ boyutu ve onun üzerindeki iş adamlarının hepsiyle de temaslarım oldu. Onların görüşlerini, yaklaşımlarını öğrendim. Ve 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan, daha sonra da işte bu hükümetle 20 senedir uygulanan ideolojik liberal kapitalizmi yaşadım. Ve o liberal kapitalizm öyle bir dayatıldı ki sanki işte hani demişlerdi ya tarihin sonu. Sanki bu da tüm ekonomik görüşlerin geldiği nihai nokta. Bu tartışılmaz, en doğrusu budur şeklinde. Ve birkaç yerde de ben ya işte kamu sektörü de önemlidir. Efendim Batı'daki sizin o örnek verdiğiniz devletlerde kamu sektörünün bakın payları da şöyle şöyle şu kadardır dedim. Bana inanmadılar da. Hatta size geri kalmışsın sen canım. Çağı yakalayamamışsın da demişlerdir. Evet dediler yani. Tabii. Ya bu böyle olmaz falan. Bu hani bu dönemde bunlar savunulur mu gibisinden. İşte zaten belli bir dönemden sonra da hayatımın belli bir döneminden sonra da Atatürk'ü incelemeye başladım, okumaya başladım. Tabii okudukça da kendimi yargılamaya başladım. Çünkü gençliğimizde bilir bilmez yere Atatürk'ü eleştirdik. İşte şunu da yanlış yapmış, bunu da yanlış yapmış gibisinden. Atatürk o arada ya acaba Atatürk'ün ekonomik görüşleri ne? Tamam bir karma ekonomi olduğunu biliyoruz ama bunun ayrıntıları nedir?
Bunları araştırınca demin belirttiğiniz gibi tamam Atatürk bir ekonomist değil ama ekonomiyi çok iyi incelemiş. Düşünün ki savaş içerisinde Ankara Garı'nda bir vagonun içerisinde Ziya Gökalp Başkanlığı'nda bir heyet zaferden sonra hangi ekonomik sistem uygulanacak? Bunun hazırlıkları yapılıyor. Zaman zaman Atatürk de katılıyor o şeylere, toplantılara. Bu İktisat Kongresi'nden önceki bir çalışma. Tabii. Daha Cumhuriyet kurulmamış ve İzmir İktisat Kongresi toplanmamış. Dahası var. Bizim Berfin yazarı olduğum Berfin Bahar dergisinde Bertan Onaran yayınlamıştı. Bu kitabın yeni baskısına da aldım onu. Sakarya Savaşı'nda bir gece Atatürk yanındaki subaylara soruyor. Bir kumaştan söz ediliyor. Diyor ki bizim İngiliz kumaşları neden yumuşak güzel de bizim kumaşlarımız öyle değil? Diyorlar ki onların hani yünleri Avustralya'daki koyunlardan yapıldığı için onların yünleri iyi. Peki bizimkiler Atatürk diyor ki bizimkiler özellikle Doğu Anadolu'dakiler son derece kalındır. Onlardan battaniye olur. İşte şayak falan olur. Ne yapmamız lazım? Diyorlar ki o zaman Avustralya'dan Merino, adı Merino'ymuş. Merino koyunlarından o Merino yünlerinden ithal ederiz. Atatürk diyor ki hayır. Biz o Merino koyunlarından ithal edeceğiz. İşte Ege koyunlarımız onlara yakındır. Onları çiftleştireceğiz ve sonunda bize uygun bir elyaf bulacağız. Ve ona da Merinos diyeceğiz. Merinos koyunlarının öyküsü bu. Yine daha sonraları Atatürk bu sistem konusunda son derece ayrıntılı bilgiler veriyor ama söz gelimi bir Nazilli Basma Fabrikası'nın açılışı var. Önemli bir tesis Nazilli Basma Fabrikası. Tam içeri girecekken fabrikanın açılışı için Cemal Kutay bunu anlatıyor. Diyor ki yan taraftan pazar yerinden sesler geliyor. Atatürk diyor durdu. O sesleri dinledi. Sonra diyor Celal Bayar'a döndü. Dedi ki bu fabrika bu sesleri kapattıracaksa, kestirecekse hiç olmasın daha iyi. Sonra diyor içeriye girdik. İçeride birdenbire makineler diyor çalışmaya başladı. Hatta Atatürk diyor bir irkildi makineler çalışınca. Sonra diyor döndü dedi ki işte musiki bu. Şimdi bu işte özel sektörün yerini, kamu sektörünün yerini son derece çarpıcı biçimde ifade eden bir örnek, çarpıcı bir örnek. Ve yine işte çok bilinir ama yine söyleyelim. Atatürk Orman Çiftliği'ni kurarken işte bana bir arazi bulun diyor. Arıyorlar, uygun yer yok diyorlar. O şimdiki çiftliğin yerini gösteriyor geçerken. Buraya baktınız mı? Diyorlar ki burası çorak ve bataklık. Tamam diyor işte bana da böyle bir yer gerekli. Hiç olmayacak bir yerde evet. Yaparak evet. Olabileceğini gösterelim. Evet. Evet. Yani Alman Schmidt adlı bir uzman diyor ki burası öyle bir yer ki paşam burada ya ömür tükenir ya para tükenir. Ama onu da dinlemiyor ve orası bir çiftlik haline geliyor. 8 fabrika kuruluyor orada. Yani kitabımda o fabrikaların hangi fabrikalar olduğu yazılı. Evet. Ayrıca kitabın yeni baskısına da aldım. Biyodizel üretiliyor o gün Atatürk Orman Çiftliği'nde. Öyle mi? Evet. Eski baskıda yok o. O yok evet. Evet. Yeni aldım. Biyodizel üretiliyor. Biyodizel yani bitkilerden dizel. Evet. Evet. Ne kadar önemli. Evet. Ve keşke o iş sürüp gitseydi. Evet. Yayılsaydı. Evet. Evet. Ve 8 çiftlik daha var. Yani Ankara'daki çiftlik Ankara'daki dışında, çiftlik dışında Tarsus'ta, Silifke'de, Yalova'da da birkaç yer daha var. Orada da aynı çiftlikler kurulmuş. Şimdi bunların hepsi
Tabii daha sonra hepsini devlete bıraktı. Şey, şahsi çiftliği değil. O zaman bir takım dedikodular yapılmış ama işte hepsini bağışladı devletine. Yani bugün de işte şey Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesi de Atatürk Orman Çiftliği'nin içinde. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nde orman vardı. Evet. Gerçekten Ankara'da yaşayan, ben de Ankara'da yaşadım. 10 yaşımdan sonra Kitre'den çıktım. Babam evet. öğretmendi. Ve önce Elmadağ, sonra Ankara'ya geldik. Yani pazarları, işte başka günler gider. Orada ağaçların için altında herfene yapardık. Yani piknik yapardık evet. filan. Evet, ama şimdi o yok galiba, neyse. Şimdi külliye dedikleri işler oralarda. Evet. Evet. Yani şu ortaya çıkıyor ki Atatürk aynı zamanda söylüyor ama yapıyor, örnek oluyor. Bak evet. ben yaptım, böyle olur diye örnek oluyor. Peki yani bu yaklaşımdan, bu güzel örneklerden sonra özet olarak söylersek sonra ayrıntısını vermek kaydıyla. Yani Atatürk'ün ekonomik görüşünün temellerinde ne var? Şimdi Atatürk'ün ekonomik görüşlerinin temelinde bir kere baştan sizin de belirttiğiniz üzere akıl ve bilim var. Türkiye gerçekleri var. Her şeyi onun üzerine bina etmiş. Mesela İzmir'deki konuşmasında Atatürk diyor ki, şuradan okuyayım. Yeni Türkiye ekonomisi mevcut ekonomi sistem ve politikalarının hiçbirinin aynı olamaz. Memleketimizin ekonomik anlam ve ihtiyacına, ekonomi tarihimizin ruhuna başlı başına bir ekonomi politikası takip etmek zorunludur. Biz ekonomi meslekleri tarihindeki okullardan hiçbirine mensup değiliz. Ne bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar okuluna. Kapitalizm yani. Evet. evet. Liberalizm. Ne de sosyalist, komünist, etatist. Etatizm de Fransız devletçiliği. Ondan da değiliz diyor. Veya himaye okullarından değiliz. Bizim de yeni Türkiye'nin yeni ekonomi anlayışına göre bir ekonomi okulumuz vardır. Ben buna yeni Türkiye ekonomi okulu diyorum. Ve bu büyük ölçüde Ziya Gökalp'in İktisadi Türkçülük makalesine dayanıyor. Ziya Gökalp de İktisadi Türkçülük makalesinde onun da bir yerini sunarsam iyi olur. Bulabilirsem. Evet, Gökalp de. Yani Ziya Gökalp de orada diyor ki, Türk diyor, işte aslında toplumcu zihniyetlidir. Solidarizm diyor galiba. Tabii solidarizm yabancı diyor dilden, ondan ha. sonra. Hatta elde edilen karlar topluma harcanmalı diyor. ama diyor, Türk özgürlüğüne de düşkündür. Ona bir kolektivist sistem de uygun gelmez. Yani ne kapitalizm, ne kolektivist komünizm. Evet, karma ekonomi. İkisi ortasında karma ekonomi. Devlet de yapacak, özel sektörü de özendirecek. Ama tabii olaylar başka türlü gelişmiş. Evet. Yani işte daha Cumhuriyet kurulmamış. 17 Şubat 1923'te Türkiye İktisat Kongresi. İzmir Hatta İktisat... Lozan yok daha. Hayır, Lozan görüşmeleri oluyor ama antlaşma imzalanmamış. Evet. Lozan kesilmiş. Evet, evet. kesilmiş. Ve toplanıyor. Çeşitli eleştiriler yöneltilebilir. İşte Kazım Karabekir kongre başkanı olmuş. Burada var. Misak-ı iktisadi esasları kabul edilmiş. Birkaç tane böyle Karabekir'in zihniyetinin ürünü maddeler var. Özellikle mesela 6. 7. madde. İşte diyor, Türk her şeye dindarane bakar. Yahut Mevlid ve Kandil günlerini kitap bayramı olarak da kutlar. Yani Mevlid ve Kandil'e kitap da ekliyor. Yani evet. Karabekir'de muhafazakarlık var ama evet. yani ne de olsa tabii Batı kafası da var. Var tabii var. Şey de ekliyor ona. Kitap da ekleyelim evet. diyor. Ama bunun misak-ı iktisadiyle bir alakası yok. Evet. Ama buna rağmen Atatürk'ün konuşması var. Ondan sonra yayınlanan bildiri de bir kere bir bağımsızlık bildirisi. Lozan görüşmeleri sürüyor. Onlara deniliyor ki
biz kapitülasyonları kaldıracağız. Biz rejiyi kapatacağız. Reji çok önemli. Evet. Evet. Şimdi, reji nedir? Belki izleyicilerimizden bilmeyenler vardır. Yani. Reji, işte Atatürk'ün doğduğu tarihte biz Osmanlı yönetimi Düyun Umumiye İdaresi'ne teslim oluyor. 1881'de evet. Genel, Düyun Umumiye. Evet, Genel Borçlar İdaresi. Evet. Her şeyimizi onlara, devletin bütün gelirini, giderini onlara teslim ediyoruz. Bize de bir işte yaşayacak kadar bir miktarı lütfediyorlar. En büyük gelirlerin birisi de tütün gelirlerimiz o gün için. İşte reji idaresi o tütünleri alıyor, işliyor ve satıyor ve o kazançları Düyun Umumiye'ye devrediyor. Ama bu arada da son derece hoyrat uygulamalar oluyor. Yani kaçak tütün yakaladıkları insanları kolcular Anadolu'da vuruyorlar. Bizim köyde, belki siz de çocukluğunuzda yaşamışsınızdır, duymuşsunuzdur. Evet. Büyüklerimiz olay anlatırlardı. Yani delikanlının birisi Trabzon'a gitmiş. Evet. Kuşağın içine, tabii o zaman kuşaklar var. Evet. Kuşağın içine biraz tütün sarmış. Kaçak tütün. Kaçak, kaçak. Getirecek, satacak da biraz durumunu düzeltecek falan diye. Kolcuların nasıl vurduğunu anlatırlardı. Evet. Yani reji idaresi Türkiye devleti içinde, sözüm ona, bağımsız. Yani Osmanlı'nın ne bağımsızlığı kalmıştı ki yani? Ekonomisini Düyun Umumiye teslim eden bir devlet bağımsız olabilir mi başkalarına teslim eden? Sayın Bakanım, tam yerine geldik. Şimdi o zaman şunları bir söyleyelim de, o ah Osmanlı, vah Osmanlı diyenler, yani biz Osmanlı'dan ne devraldık? Burada 7-8 sayfa yazmışım muhtelif yazarlardan alıntılayarak. Evet, evet. Tabii hepsini dememiz imkan dışı şimdi. Ama çarpıcı olan rakam ve olguları sunarsam sanırım izleyicilerimiz ikna olurlar. 1923'te 13.6 milyon nüfusun 10,3'ü köylerde. 1927 sayımına göre 1 milyon 827 bin karasaban var tüm Türkiye'de. Ve çoğu Cumhuriyet döneminde alınmış 211 demir pulluk var. İşte yani çiftçiliğimizin hali bu. Hali bu. Köylümüzün hali de bu. Savaştan çıkan Türk milleti yorgun ve yoksul. Sanayi diye bir şey yok. Şekerden kumaşa kadar günlük ihtiyaçlarımızın hemen tümü dışarıdan satın alınıyor. Yeraltı zenginliklerimizi işlemek bir yana, neyimiz olduğunu dahi bilmiyoruz. Kapitülasyonların ve dış borçların ağırlığı altında Düyun Umumiye ile yabancı ülkelere tam anlamıyla bağımlı duruma düşmüşüz. Orta Anadolu'dan bir ton buğdayın İstanbul'a nakliye bedeli 8,8 dolarken, New York'tan İstanbul'a bir ton buğday 5 dolara gelebiliyor. Bir de iç gümrükler var. İç gümrükler o ayrı bir facia. O bir facia. Evet. Evet. Yani şehir vilayetten vilayete geçerken bir de yine gümrük ödeniyor. Evet. Ama İngiliz malları 1838 anlaşmasına göre iç gümrükler olmadan ve %3 gümrük vergisiyle giriyorlar. Böyle bir şeye can mı dayanır? Ve bizim yerli sanayi bitiyor onun. Yerli sanayi bitiyor. Yeni sanayi diye bir şey yok. Yok. Atatürk'ün sizin aldığınız bir sözü var. 100 yıl önce böyle değildi diye, 100 yıl önce... Tabii diyor ki biz Türkler 100 yıl önce kendi örtümüzün üzerinde, kendi çekicimizle kazancımızı temin ederdik. Onun için büyük millettik. Tabii. İşte 1838'den öncesinden bahsediyor. Evet, tabii. Ama Türk, tabii. İngiliz... 100 yıl evveline kadar 100 yıl öncesi diyor. Evet. Yani 100 yıldan biraz daha önce diyelim. Şu 38'de öldüğüne göre... 1838 Türk-İngiliz ticaret anlaşmasıyla yani ekonomi çökmüş. Evet. Tam sanki bugünkü yeni liberalizme benzer bir anlayış o zaman da. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. İngiliz malları girecek çünkü. Dolayısıyla gümrük vergilerini kaldırın. O zamanki yönetimde kaldırmış II. Mahmut ve Koca Reşit Paşa filan girmiş ve mahvetmiş. Böyle bir Osmanlı. Sonra borç al 1881'de de ödenemez hale gelmiş ve Düyun Umumiye gelmiş. El koymuş devlete. Hali Osmanlı diyenler var. Ne Osmanlısı? Osmanlı mı kalmış geriye?
fes kafalı bir herif de affedersin. Herif zaten sanatçı demektir, hakaret değil ama ona herif demek bile iltifat olur. Fes kafalı bir kişilik efendim kafasına fes geçirmiş, püsküllü. Efendim işte keşke Yunanlar kazansaydı da medresemiz ve halifeliğimiz gitmeseydi diyor. Evet. Halbuki Osmanlı'yı mahveden de o medrese, evet, o halifeliktir. Evet. O ayrı bir iştir ama sonra Recep'e geldik. Benim aklıma şu geliyor. Değerli Gürbüz. Hani bir şarkı var, daha doğrusu türkü var. Halil İbrahim diye. Evet. Yani sanki o Halil İbrahim bir tütün kaçakçısı. Evet. Hani kolcular gel, kolcular gelsinler, evet, filan. Evet. Demek halkımız da o derin bilinciyle, yani Halil İbrahim'i yüceltmiş. Niye? Halil İbrahim kaçakçılık yapıyor ama bu kaçakçılık Reci idaresinden kaçakçılık. Yani Türk... Ama ne acı ki Sayın Bakanım. Yani siz de ben de tekeli biliyoruz. Evet, tekeli yani konuşalım tabii. İnisarlar İdaresi kuruldu Reci'nin yerine. İşte tütünde, tuzda devlet tekeli kuruldu. Daha sonra işte bu tekel idaresine dönüştü. Ve sonunda geldik AKP hükümeti döneminde önce içki bölümü darmadağın edildi. Ondan sonra tütün bölümü kapatıldı. Ondan sonra ve şu anda uluslararası tekellere Türkiye teslim edildi. Evet, o zaman tabii ki belleğimizde duruyor. Bizim için unutmak olamaz. Sizin de benim de ve bu günleri yaşayanların. Türkiye'de tütün meydan savaşı vardı. Türk tütünü ile yabancı tütün. Virginia mı diyorlar? Virginia tütünü. Tütünü savaşı vardı. Türk tütünü çok daha, yani tütün zaten sağlığa zararlıdır ama az zararlıydı. Daha doğaldı. Türk tütününde gübre filan kullanılmazdı filan. Sonradan öğrendik ki bizim tütünü alıp kendi tütünlerini, sigaralarını yumuşatmak için biraz katıyorlarmış falan. Tabii. O meydan savaşını biz kazanmıştık, sonra kaybedildi. Evet. Biz kazanmıştık. Evet. Esat Güçan, evet, genel müdürdü. Evet. Bilinçli olarak doğrusu. Evet. Tabii bakanımız rahmetli Gün Sazak, evet, falan çok bilinçliydi. Ama sonradan ne yazık ki Virginia tütününe teslim olduk. Evet. Evet. Birçok konuda olduğu gibi hep sizin buyurduğunuz o global kapitalizmin dayatmalarından olan yeni liberalizm. Yeni liberalizmle devlet hiçbir şekilde ekonomiyle uğraşmaz. Uğraşmamalı. Uğraşıp bir şeyler yapmışsa da onları satıp onlardan kurtulmak lazım falan. Peki ama bunu bize dayatanların kendileri böyle mi yapıyorlardı? Kendilerinin var devlet işletmeleri falan. Bize dayattılar. Bu Osmanlı'da da aynı tartışmalar, evet, yapılmış. Abidin Daver'in bir makalesi var. Orada işte şeyde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde devlet fabrika mı yaparmış, devlet fabrikacılık yapamaz diye tartışmalar yapılmış. Ve diyor ki Abidin Daver, eğer diyor Mahmut Şevket Paşa olmasaydı bunlar askeri fabrikaları da satacaklardı. Ta o zaman yani. O zaman yani oradan başlamış. Ya dönüp aynı yere geliyoruz biz bu durumda. Yani evet, evet tabii. Yıllar geçiyor. Hatta sizin kitabınızda var. Tam bağlayalım, ona geldi konu. Yani Atatürk Türkiye'de kağıt fabrikası yapılsın dediği zaman tabii Sümer Bank'ın 19 fabrikasından birisi. Evet. Sümer Bank banka değil. Tabii. Etibank banka değil. Bunlar, evet, üretim birimler ama Sümer Bank 19 fabrika çıkarmış içinden, evet, biri kağıt fabrikası. Evet. Kağıt fabrikası yapılacağı zaman meclisten karşı çıkanlar oldu. Evet. Biz yapamayız efendim, biz boşuna harcamayalım işte, evet, kaynakları falan filan. Atatürk de diyor ki Sumer'e, Nurullah Sumer'e, böyle diyorlar, ne diyorsun? Yani Sümer Bank Genel Müdürü. Tabii Sümer Bank ama onun soyadı Sumer. Siz onu yazmışsınız, diyor ki ne diyorsun? Yaparız efendim diyor. Yap diyor. Gerekirse diğerlerini yapma. Ama kağıt çok önemlidir. Atatürk'ün Lenin'den ilk istediği de bize kağıt gönder. Biliyorsunuz. Tabii şeyde, tabii. Değil mi? Barut da lazım diyor kağıtta ama diyor
Yani barutsuz olur diyor, kağıtsız olmaz. Olmazdı. Şu bilince bakın. Ve işin acı tarafı, bizim kağıthane semtimiz var yani. Osmanlı önceleri kağıt da imal ediyor. Siz diyorsunuz Osmanlı, evet. Orada şiirinizde var. Evet. Yani kağıthaneyi kurdun ama ne oldu sonra? Evet. Evet. Bugün de aynı durumdayız. İşte yayıncılar şimdi kan alıyorlar. Ne oldu bizim Atatürk'ün kurduğu SEKA'mız? SEKA'mız şimdi SEKA Park oldu. Eski fabrikadaki işte o anımlık eşyaları işte bir müze yaptılar, oraya koydular. Yani onunla da övünüyorlar, bakın müze yaptık falan diye. Ondan sonra. Oysa ki zaten selüloz üretmiyordu. Yani son dönemlerinde Türkiye'de selüloz üretimini kaldırmışlardı. Atık kağıttan kağıt yapılıyordu. Şu anda da Türkiye'de geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız bir fabrika açtılar bir yerde, kağıt fabrikası. O da atık kağıttan kağıt yapan bir fabrika. Zaten o kağıt, yani kullandığımız şu yazı kağıdını yapamıyor. İşte karton, o türden kağıtlar imal edebiliyor. Kağıtlar dışarıdan geliyor bize. O kağıt fabrikası özel sektörün mü? Yeni yapılan. Cumhurbaşkanlığı özel sektörü. Özel sektörü. Güzel sektördür bu arada, evet. Yani. Özel ve güzeldir. Yani o zaman ben İzmit'te tartışmalar oldu. Dedim ki, ya dedim şu fabrikayı alın götürün. Ardahan'da yine SEKA'nın fabrikası olarak kurun. Bak dedim Artvin yanı başında. Artvin ormanlarından ham madde gelebilir. Gürcistan da hemen bitişikte. O tarafı da biliyorum yani Gürcistan, evet. Ormanlık her tarafı yemyeşil orman her tarafları. Tabii hiç o zaman iyice pür liberal bir zihniyet vardı. Ve işçiler bir müddet direndiler. Ondan sonra işçileri Büyükşehir Belediyesi'ne aldılar. Onları öyle memnun ettiler. Orayı kapattılar. Makinaları sattılar. Ondan sonra. Ve işin acı yanı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük kitlerinden birisi. Ha, belediye şirketleri diye kavram vardı. Belediyenin kendisi ve şirketleri. Geçen gün söylediler bana. Çalışan sayısı 60 bin dolayına çıkmış. Ne oldu şimdi peki? Hani yani şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu yani. Ama orada başka işler var tabii. Muhakkak. Başka amaçla kullanıyorlar, evet. Onları. Şimdi efendim, yine sizin kitabınızda var. Bir ilginç bir örnek var. O da şeker fabrikası. Turhal değil mi? Turhal, evet. Turhal şeker fabrikası kurulacağı zaman. Demek ki hiç o zihniyet hiç gitmiyor bu ülkeden. Evet. İtiraz edenler filan işte ne lüzum var dışarıdan, daha hep zaten sıkıntı burada. Niye biz üretelim ki? Dışarıda daha ucuz filan. O zaman hiçbir şey üretme. Evet. Evet. Yani dışarıda daha ucuz diye direnenler olmuş. Hatta o zamanın başbakanı İsmet Paşa'yı etkilemişler. Evet. Sonra ne olmuş? Sonra işte Atatürk'ün de ağırlığını Celal Bayar'dan taraf koymasıyla, ama Celal Bayar da çok dik durmuş. Evet. Yani İsmet Paşa, Celal Bayar o zaman iktisat vekili işte, bugünkü ekonomi bakanı. Yani İsmet Paşa bir görüşmelerinde bu işten vazgeçemez misin diyor. O da kalemi böyle fırlatıyor. Diyor ki o zaman beni görevden alın. Peki tamam diyor, ben bir şey demiyorum, tamam bildiğini yap. Ve yani işte o günün Celal Bayar'ı, o gün devletçilikten taraf olan ama İş Bankası'nı da kuran. Evet. İş Bankası kuran. Özel bir banka. Özel banka ama onun da bir hikayesi var. Devletin himayesinde değil Devletin mi? Devletin himayesinde ve yabancı bankalara alternatif olsun diye kurulmuş. Ve sermayesi çok ilginç, ilk sermayesi. Hint Müslümanları Kurtuluş Savaşı sırasında bize yardım gönderiyorlar. Atatürk onun bir bölümünü saklıyor. İş Bankası'nın sermayesi oluyor o sonradan. Yani ne yazık ki bunlar gereği gibi her yerde söylenip anlatılmıyor. Orada milli mücadele, yani daha Kurtuluş Savaşı, ya da sizin deyiminizle bağımsızlık savaşı. Evet. O da belki en doğru ama evet. Alışa geldiğimiz Kurtuluş Savaşı diyoruz. Döneminde bize Hint Müslümanlarından yardım geldi. Ama onun da hiç kıyaslanmayacak boyutta
Sovyetler Birliği'nden yardım geldi. Çok yardım geldi. Tabii. Sovyetler Birliği'nden gelen yardımı başlatan da Neriman Nerimanov. Evet. Bu şey Daim Sola kitabımda o konuda bilgiler verdim. Verdiniz, yani evet. Şeyinde Lenin'den dolayı gelenler de var. Neriman Nerimanov'un kendi inisiyatifiyle yolladıkları da var. Evet. Altın var, petrol var. Evet. Sürekli gaz yağı var. Tabii, tabii. Gaz yağı ne diye merak eder belki şimdi ve gençlerimiz. Yani, hani işte bu söz aslında tutundu da söyleniyor devamlı. Yani Atatürk mektup yazıp boş para istiyor. Onun cevabı kardeş kardeşe borç vermez el tutar diyor. Kardeş kömeği diye evet. Bir kavram. Kardeş evet. Kömeği bu Sarıkamış harekatından sonra bizim esirler sevk edilirken çok perişan olmuşlar. O zaman Azerbaycan'da toplanmışlar, demişler ki Ruslara, yani bunları Gence'de falan indirin, biz bunlara bakalım, sağlıklarına kavuşsunlar, sonra nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ruslar da tamam demişler. Ama daha sonra da onların şehit dul ve yetimleri için de Türkiye'ye gelmişler o kardeş kömeği cemiyetinin yetkilileri. Türkiye'de de çok insana yardım etmişler. Evet, bunları da unutmayalım yani kardeş yardımı ya da kardeş kömeği. Evet, yani Neriman Nerimanov'un Kurtuluş Savaşı'na çok büyük katkıları var. Evet. Yani birileri ne yazık ki sizin ve benim de içinde bulunduğumuz evet. Geçmişteki bir takım kategorik bileşimler diyelim yani gruplar diyelim. Efendim komünist filan ya komünist olabilir. Ama sadece komünist deseler iyi. Rus ajanı satılmış. Ya, değilse yani, var ya. Şey Mehmet Emin Resulzade pür milliyetçi bir adam. Neriman Nerimanov. Aslında bunların ikisi arkadaş. Bir ara aynı fırkada partide bulunmuşlar. Daha sonra yollar ayrılmış. Birisi işte müsavatçı öbürü hümmetçi olmuş. Ama yani bunlar da bilinmiyor. Rus 11. Ordusu Azerbaycan'a girdikten sonra ki o da Atatürk'ün Sovyet yetkililerle anlaşması sonucu olmuştur. Çünkü o Kafkas Seddi, o üç cumhuriyet, İngilizce üç cumhuriyetin yıkılması lazımdı ki biz Sovyetlerle sınırdaş olalım da yardım alalım. Yardım alalım, evet. Ve o ordu girdikten sonra Resulzade'yi tutukluyorlar. Ama bir müddet sonra Stalin geliyor Moskova'dan. Stalin'le de beraber eylem birliği yapmışlar zamanında Resulzade. Geliyor, o hapishaneden alıyor onu. O geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı onun hatırına. Götürüyor Moskova'ya. Diyor ki burada rahat dur. Fakat Resulzade bir müddet sonra oradaki Azerbaycanlıların yardımıyla işte Baltık ülkelerine kaçıyor. Oradan da Türkiye'ye geldi. Türkiye'de tabii ki biz ona gereken hürmeti gösterdik. Mirza Bala'la birlikte evet, gösterecektik. Evet, tamam evet, yani. Evet. Oradaki şartlar... Ki boşuna... yani Mirza Bala diyor ki ya bizim Sovyet sistemiyle bir alıp veremeyeceğimiz yok. Biz ülkemizin derdimiz, ülkemizin bağımsızlığı. Bizim görüşlerimizi özgürce söylememiz. Bizim derdimiz bu. Ama ya olmuyor şartlar. Başka türlü, olaylar başka türlü gelişiyor. Şimdi burada Turhal Şeker Fabrikası, sonra tabii evet. Başka şeker fabrikaları. Evet. Şeker fabrika, yani şekeri kendimizin üretmemiz çok önemli. Tabii ki yani günlük dirlikte en çok kullanılan ürünlerden birisi şeker. Ama şekeri bizim üretmemiz. Aynı zamanda şekeri üretmek için gereken bitki olan, pancarın yayılmasını evet. Sağlıyor. Pancar çok verimli ve çok karlı bir ürün. Halkımızın yani köylüler için çok yararlı oluyor falan. Sonra gün geldi Atatürk döneminde şeker fabrikaları sonraki dönemde evet. Oldu ama gün geldi yine yeni liberalizmin dayatmalarıyla pancar alanları daraltıldı. Niye daraltıldı? Çünkü bir başka uluslararası şirkete, global kapitalizmin büyük şirketlerinden birisine
alan açılacaktı. Mısır özünden şeker üreten bir şirkete. Evet. Ve sonunda da şeker fabrikaları nereye gitti? Şeker fabrikalarının bir bölümü arsaları için aldılar. Kapandı. İşte Konya'da bir şeker fabrikası var. O çalışıyor. Yani üretiyor bir şeyler. Öbürleri, mesela Erzincan Şeker Fabrikası aynı zamanda makine fabrika yapan fabrikaydı orası. Hem özel sektöre hem de diğer fabrikalara makine yapıp veriyordu. Çok önemli bir yerdi. Evet. Orası bitti, gitti. Tamamen kapandı. Evet. Ben Erzurum Ilıca'da bulundum. Babam orada görev yaptı. Ilıca Şeker Fabrikası'nı da çok iyi biliyorum. Orasını da sattılar. Kars'ta şeker fabrikası duruyor. O da işte sınırlı üretim. Zaten kota koydular şeye. Üretime de kota koydular. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar şeker pancarı ekip üretemiyorsunuz. Buna da kota koydular. Ya ama şu var. Bu salgın süreci, ardından işte bugün yaşadığımız bu savaş tamtamlarının çalınması ve dünyanın gitgide bir 1929 ekonomik buhranı gibi bir buhrana sürükleniyor olması yeniden devletçiliği getirecek, dayatacak. Türkiye de oraya gidecek. Yani bunu bugün bazıları telaffuz etmiyorlar ama oraya gidecek, gitmek zorunda. Yani nasıl ki biz 1929'dan sonra işte 1931 yılında Atatürk İzmir'deki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında diyor ki bugüne kadarki uygulamalarımız olumlu sonuçlar vermedi. Bundan sonra devletçiyiz. Hatta diyor ki halkımız doğuştan devletçidir zaten. Ve önce ılımlı devletçilik, ardından işte İsmet Paşa bir Sovyetler Birliği'ne bir seyahat yapıyor. O seyahatten sonra oradan bazı oradaki uygulamalardan da örnek alıyorlar. Aynısı tabii değil Türkiye'de uygulamaları. Sovyetlerin de büyük yardımları oluyor o fabrikalar için. Çok uygun şartlarda ödemesiz dönemi çok fazla olan faizsiz krediler veriyorlar bize. Ortak planlama yapmak için Türk Stroy diye bir ortak firma kuruyoruz. Yani o gün Sovyet yardımları bize hem Kayseri hem Nazilli'deki fabrikalarımızı da o yardımlarla kuruyoruz büyük ölçüde. Bu işte bütün bu birikimler bitti, satıldı. Hepsi gitti. Hepsi gitti ve o fabrikalar salt fabrika değil. Yani burada yeni kitabımı aldım. Sinan Meydan'ın Aklı Kemal diye 4 ciltlik eseri var. Orada işte Atatürk'ün yaptıklarını anlatıyor. Orada Nazilli basma fabrikasındaki yapılan sosyal tesisler ve neler yapıldığı orada, neler olduğu şuradan bulabilirsem. Zaten birer sanayi kentleri modeli hepsi Anadolu'da. Ve Anadolu'nun bütün satına yayılmış. Yani öyle belli bir yerlerde biriktirme falan yok. Erzincan'da var, Nazilli'de var. Evet. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası. Balolar, danslar ve partiler düzenlenmiş orada. 700 kişilik sinema ve tiyatro salonu var orada. Radyosu var fabrikanın. Halk evi var fabrikada. Müzik grubu var. Hamam var. Ressamlar var fabrikada. Spor kulüpleri var. Hastanesi var. Okulu var. Kreşi var. Halka bedava basma veriliyor oradan. İşçi ve memur biriktirme sandıkları var. Kooperatif ve fırın var. Lojman ve özel tren var. Mekanik odası, fizik laboratuvarı, atölye var. Elektrik santrali var. Şimdi bu yani Anadolu'ya neler götürülmüş? Uygarlık böyle gider Anadolu'ya. Hem kafa olarak hem de ekonomik olarak kalkınma böyle olur. Evet.
Yani örnek olmakla birlikte çevreye böyle bir aydınlık yayan, evet, her anlamda. Evet. Yani sadece ekonomik anlamda değil, kültür anlamında da falan çevreye aydınlanmayı yayan birimler onlar. Evet. Evet. Benim bir sizin de tanımış olacağınızı düşündüğüm bir dostum var. Rektörlük falan da yaptı, Mehmet Şahin hocam. Evet, tanıyorum. Benim hocam. Öyle mi? Milli Gelir hocamdı şeyde. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktor asistandı o zaman. Bizim Milli Gelir hocamız. Öyle mi? Evet. Çok değerli bir insandır. Evet. Onun yazdığı çok ilginç kitaplar var. Onlardan birisi de Kayseri'yi anlatıyor. Ve önce Kayseri'nin Cumhuriyet'ten önceki manzarasını çiziyor. Tam bir köy. Yani onun anlattığı Kayseri bizim köy. Evet. Benim yaşadığım, bundan işte 50 seneden önce yaşadığım, evet, şimdi bizim köy de değişti ama o zamanki bizim köy neyse Kayseri'de o. Yani öyle Kayserililerin ticaretle falanla bir ilgileri de yok anlattığı şey. Sonra oraya devletin demir yolları giriyor. Sonra Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası giriyor. Evet, evet. Ve birdenbire Kayseri değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Ve bugünkü işte her anlamda meşhur cumhurbaşkanları falan, evet, genelkurmay başkanları çıkaran. Çok da muazzam bir şehir olmuş Kayseri çok, şimdi. Çok, evet, da güzel bir şehir oldu, evet, ama Cumhuriyet onu bu hale, evet, getirdi. Tabii, tabii. Yani Cumhuriyet'in değeri sizin orada okuduğunuz gibi Atatürk Cumhuriyet'i kurduğu zaman 13 milyonluk bir halk. Evet. Çoğu da ihtiyarlar ve, evet, kadınlar. Evet. Gençler savaşlardan dönmüşse sakat dönmüşler. Benim dedemin de bir parmağı yoktu. Anamın babasının tetik parmağı yoktu yani. Gösterirdi bana. Övünürdü böyle. Şaban onbaşı. Şaban onbaşı rütbeli. Evet, tabii, tabii. Derdi ki senin baban savaştı mı? Bak ben savaşta kaybettim. Evet. Parmağımı falan diye de övünürdü. Yani sakat dönmüşler insanlar filan. Hastalıklar kırıp geçiriyor. Her türlü hastalık. Evet. Tabii bu arada frengi niye yaygın onu bilmiyorum. Frengi yaygın. Yani Osmanlı'dan kalan Türkiye halkında frengi yaygın. Sıtma, trahom, trahom. Şey, yani seyircilerimiz bağışlasınlar, izleyicilerimiz. Vanu'nun işte Bu Dünyadan Nazım Geçti, evet, kitabında Nazım Hikmet'le İnebolu'dan Ankara'ya gelişlerini anlatıyorlar. Kastamonu'nun bir yerinde af buyurun genelev var o zaman. Niye yaygın oldu anlaşılıyor. Yani işte hani demin dedik Ah Osmanlı, Vah Osmanlı, yani bunlar da varmış işte. Padişahlarımız açtı onları. Tabii bir de yani Sultan Abdülhamit döneminde açılan genel evler, evet, var. Bunlar da bilsinler yani. Bilsinler. Tabii Sultan Abdülhamit evliya. Evet. Vay. İçkiye yaklaşmaz. Vaktin kutbu. Vaktin kutbu. Yedi evliya efendim gücünde ya. Adam her akşam içiyor ya. Bırakın ya. Bu padişahlar siz sandığınız gibi değil falan da. Neyse o da ayrı bir bahis de içerlerse içsinler bize ne. Ama sizin sandığınız gibi değil. Her türlü hastalık yaygın. Sıtma. Evet. Yani bizim son kalıntılarıydı. Yani çocukluğumda bizim köylerde benim dayım da öyleydi. Yüzü çıpar insanlar vardı. Evet. Çiçek bozuldu. Çiçek bozuldu. Evet. Zaten göze vurdu mu da bu sefer işte, evet, Aşık Veysel gibi gözler, evet, kör oluyor falan. Cumhuriyet bunları hepsini önledi. Evet. Başardı onu Cumhuriyet. Adım adım başardı. Sağlıkta, sağlık devrimi çok, evet, önemli bir konudur. Yani Refik Saydam'ın Hıfzıssı Enstitüsü vardı ya. Evet. Hıfzıssı bunlar kapattılar. Bu kapattılar. İktidar kapattı. Ne istiyorsunuz kardeşim işte ya? Ya her türlü aşı yapılıyor. Çin'e trahom aşısı satıyoruz. Şimdi oradan aşı alıyoruz. Evet. Bu enstitü yaşasaydı biz dışarıdan niye aşı alacaktık? Dışarıya aşı satardık filan. Yani her anlamda ele aldıkları perişan bir ülke. Buyurduğunuz gibi yani kara saban sayısını hesaplıyoruz, evet, ya. Yani. Kara saban sayısı hesaplanıyor. Başka bir şey filan. O yani bir dünyanın saydığı bir ülke haline getirdi. 10 yıl içinde. 10 yıl içinde, evet, Atatürk. Okuma yazma oranı. Bir de tabii hep söylenir işte bir gecede cahil kalmışız, evet, filan. Ya bir gecede cahil kalmadık. 1000 yılda cahil kaldık. Bu Arap yazısı bize girdikten sonra ocağımızı batırdı zaten. Ve o yazıyı da bilmiyorlar.
Yani yazıyı bilseler o yazının bizim Türkçemize uygun olmadığını da bilirler ve insafa gelirler. O bazı bilenler var, onlar kasıtlı yapıyorlar ama evet, sıradan insanımız o yazıdan da bir haber. Bilmiyorlar. Ya da o harekeli yazıyı okuyor, sanıyor ki işte Osmanlı'nın bütün yazısı o idi. Hayır, hareketsiz yazıyı oku da göreyim. Göreyim. On yaz bakalım diyorum ben bu iddia edenlere. Eski yazıyla un yazılamaz mesela. Evet. Un yazarsın. Tabii bazı sesli harfler yok. Sesli harfler yok. O un yazıyorsun, ün okunur, in okunur, on okunur. Ne okuyacağım ben bunu? Yani onun için padişah sadr-ı azam not yazarmış. Padişah işte der kenar ya da işte oraya buyruğunu yazıyor. Onun yazdığını başvezir başka türlü okuyor. Sayın Bakanım, yani şeyin işte Emine Işınsu'nun rahmetlinin annesi Halide Nusret Sorrut'una anılarında diyor ki, herhalde sizin döneminizde basılmış o kitap. Diyor ki işte öğretmen bir metin okuyorum öğrencilerime. Okudum diyor, dedim ki Hüsnü Aşk. Ondan sonra diyor eve gittim. Eşki Hüsün diye okumuş. Evet diyor gittim, kafama takıldı. Tekrar diyor okudum. Metnin bütünlüğüne göre okudum. Meğerse diyor, affedersiniz, Eşek Hüsün yazıyormuş. Ben onu Eşki Hüsün diye okumuşum. İşte eski yazı bu yani. Eski yazı bu, evet. Türk diline, Arap diline uygun olabilir. Uygun. Evet, tamam. Ama Türk diline uymadı. Bin yıl zulmetti bize. Evet. Türkiye bin yıl zulümdür. Dolayısıyla yeni harflerden sonra, ki ben bu harflerin de Etrüsklerden kalma ve Göktürk harflerinin dönüşmüş bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Olmayabilir doğru ama öyle düşünüyorum. Yani neticede biz döndük dolaştık, kendi harflerimizi aldık. Öyle olmasa bile çağdaş dünyanın kullandığı yani alfabe ve Türkçeyi bununla yazmak ve okumak mümkün. O yüzden tabii. Çoğaldı gitti yani okuma yazma oranı. Yani bu arada üretimde Atatürk'ün ekonomisi ya da Atatürk ekonomisiyle ilgili birçok örnekler verdiniz. Yani ama özeti şu, devlet yapacak, bilhassa 1929'dan sonra 30'dan itibaren devlet yapacak ama özel girişimde desteklenecek. Tabii. Belli alanlarda bilhassa özel girişim desteklenecek. Çok daha Atatürk'ün özel buluşları var. Yani bunlar bugün bunların üzerinde çok durulmalı. Evet. Bunların üzerinde aradan sonra bir durum. Peki. Evet, bir ara veriyoruz. Sonra ilginç söyleşimizi sürdüreceğiz. Evet değerli izleyiciler, değerli Cazim Gürbüz'le Atatürk ekonomisi söyleşimizi sürdürüyoruz. Aradan önce dedi ki Atatürk'ün buluşları, ilginç buluşları var dedi. Evet, nedir ilginç buluşlar? İlginç buluşlarının bir tanesi ihracatın ithalata denk olması. Yani bir ülkeye ne kadar ihracat yaptık? Diyelim ki 5 milyon dolar. 5 milyon dolarlık da ithalat yapıyor. Aynı ülkeden. Evet. Ya burada farklı bir kavram, o ayrıntıyı siz veriyorsunuz kitabınızda. Evet. Ya zaten bu sonunda toplam ithalat ile toplam ihracatı topladığınız zaman denkleştirir zaten. Evet. Ama bu değil sadece. Evet. Yani Amerika'dan ne kadar mal alıyorsak o kadar da satacağız. Satacağım. Ya da sattığımız kadar alacağız. Evet. Evet. Bu çok ilginç bir şey. Evet. Evet. İkincisi bütçe kesinlikle denk. Evet. Zaten kitabımızın da o sloganı almışız. Evet. Denk bütçe düzgün ödeme işte Cumhuriyet Maliyesi. İşte Cumhuriyet Maliyesi. Evet. Şimdi ayrıca özel sektöre diyor ki serbestsin, ihracat da yapabilirsin, dış borç da alabilirsin diyor. Ama diyor alacağın dış borç ihracat kredisidir, başka dış borç alamazsın. Sen ancak onu alabilirsin. Ve işte devlet yatırımı, devlet öncülüğü, devlet işletmeciliği bunları getiriyor. Ve işte İş hukuku alanında, işçi hakları konusunda bazı eleştiriler yöneltiliyor Atatürk dönemine. Celal Bayar anlatıyor yine. Celal Bayar diyor ki, biz top sesleri arasında köy ekonomisini konuşurduk.
Ve diyor meclisimiz Ereğli Havzai Fahmiyesi'ndeki amelenin, yani işte Ereğli kömür ocaklarındaki işçilerin haklarıyla ilgili yasa çıkardık. Ayrıca o işçilerin eğitimi için bir mektep açılmasını da o yasaya koyduk. Şimdi bir meclis düşünün ki Kurtuluş Savaşı veriyor, bir yandan da bu işlerle uğraşıyor. İşçi haklarını savunacak. Evet. Ama işçilere hak olarak aylıklarını arttırmanın dışında. Evet. Çok daha önemli bir takım düzenlemeler getiriyorlar. Evet. O sırada yani Atatürk'ün şu bilincine bakın. Diye. Evet. Evet. Yani ne düzenlemeler? İşte okul açın diyor. Evet. Zorunlu olarak okul açın, evet, diyor. Başka? Okul açın, eğitim yaptırın, eğitim diyor. Eğitim yaptırın. Evet. Evet. Ya bu çok çok önemli. Evet. Atatürk'ün bu yaklaşımında bir toplam yaklaşım ilkesi var sanıyorum. Yani gelirler ve servetler arasında adil bir denge ve sınıflar arasında da barışçıl bir dayanışma. Evet. Hak ve yarar dengesi diyorlar. Hak ve yarar dengesi, evet, diyorlar. Ve işte sınıf ayrılığını reddediyorlar. Atatürk'ün sözü var işte, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Ama bunlar reddedilirken Türk toplumunun da belli kesimlerden, belli dilimlerden oluştuğu da ayrıca ifade ediliyor. Bunlar var diyor. İşte serbest meslek mensupları var diyor. Efendim sanayicilerimiz var, tüccarlarımız var, işçilerimiz var. Esnafımız var. Esnafımız var. Bunlar bilahare daha sonradan işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 80 öncesindeki 6 sosyal dilim şeklinde işte halk sektörü, millet sektörü diye yapmak istediklerinin o dönemdeki izleri, esasları bunlar aslında. İlginçtir. CHP ile, o zamanın CHP'si ile Cumhuriyet Halk Partisi, Ecevit'in başkanındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerinde çok ilginç yaklaşımlar, yakınlıklar vardı. Benzerlikler vardı ama çatışıp durdular. O da ayrı. Bu da ayrı bir şey. Ya zaten bakarsanız gençlikte bir taraf gençliğimizin bir tarafı bağımsız Türkiye dedi. Evet. Bir tarafı milliyetçi Türkiye dedi. Milliyetçilik zaten bağımsızlık olmalıdır. Bağımsızlık da zaten milliyetçiliktir. Tabii ama ki. Ne yazık ki insanlarımız ve gençlerimiz anlamsızca birbirine karşıt oldular ve birbirini öldürdüler. İşlerin arkasında başka neler var bilmiyoruz. Tabii ama ki. Şimdi dönelim biz yine Atatürk'e. Şimdi Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yine ortaya attığı bir deyim var. Emek misakı millisi diyor. Emek misakı millisi, bu demin dediğim sosyal kesimlerin hepsinin emeğinin verilmesi. Emeğinin ve hakkını her sınıfın ya da dilimin alması. Ona emek misakı millisi diyor. Şey gibi yani, coğrafya ya vatan misakı millisi gibi. Tabii bir de emek misakı millisi var. Bir de emek misakı millisi. Evet. Milli ant, milli misak. Tabii ha. Yani aynı kongrede iktisat misakı da kabul edilmiş. Hı-hı. Ama aynı zamanda Atatürk'ün o kongrede bu diyor bir emek misakı millisidir. Bunlar, bunun yanında işte Türkiye'de bildiğimiz ne kadar tarımla ilgili oluşum, kuruluş varsa hepsi Atatürk döneminde kurulmuş. Yani işte devlet üretme çiftlikleri, efendim Ziraat Bankası, tamam yani Osmanlı'dan geliyor, Mithat Paşa'nın memleket menafi sandıklarından, Tuna vilayetinden geliyor ama İzmir İktisat Kongresi'nde de daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına da giriyor. Ziraat Bankası'na özel bir önem verilecek. Çünkü çiftçi desteklenecek. O amaçla kuruldu. Tabii zaten amaç o. Ondan sonra işte şimdi hatırlamıyorum. Yani burada var aslında bir evet, uzun bir liste var. Evet. O listede bütün tarımsal işletmelerin temeli, bütün kuruluşlar işte Toprak Mahsulleri Ofisi'nden tutunuz, birçoğu Atatürk'ün kurduğu kuruluşlar. Onların da büyük bir kısmı şimdi kapatıldı. Evet. Ve burada daha ilginç bir şey var.
1923-39 dönemindeki başarılı ekonomik göstergeler. Evet. Yani bunlar bilinmeli. Ulusal gelirin yıllık büyüme hızı %7,4'e çıkmış. Evet. Sanayide büyüme oranı %9,6'ya çıkmış. Tarımda büyüme oranı %7,6'ya çıkmış. Enflasyon oranı fiyatlarda %2 düşüş olarak gerçekleşmiş. Deflasyon. Evet. Bu kavram hiç bilinmez. Yani. Evet. Evet. Çünkü yok. Ama deflasyon var Atatürk'te. Evet. Hayatın ucuzlaması diyelim. Yani. Evet. Türk lirası Mustafa Kemal döneminde dolara karşı %1,8 oranında değer kazanmış. 1920'de ülkemizdeki tasarrufların 542.500 TL, yerli bankalarda 1.675.400 TL'si yabancı bankalarda değerlendirilirken, evet, bu daha sonra tamamen tersine dönmüş. Burada ayrıntıları var, onları okumayayım. 1927 yılında tekstilde dış alım 81 milyon TL'den 32'de 19 milyon TL'ye inmiş. Düşüyor. Tabii. Biz yapmaya başladıkça onlar iniyor aşağıya. Un ve buğday 1927'de 0.9 milyon, 1932'de dış alım hiç yok. Artık kendimize yetmeye, evet, başlıyoruz. Kağıt 1927'de 5 milyon TL, 1932'de 2,6 milyon TL'ye düşüyor. Ve tabii 1938'de falan da biz kendi kağıdımızı tamamen üretmeye başlıyoruz. İşte Atatürk'ün zaten ilk İzmit Kağıt Fabrikası'nda, SEKA'da kağıt üretildiğinde Mehmet Ali Kağıtçı ile Falih Rıfkı Atay o kağıtla basılan ilk Ulus Gazetesi'ni götürüyorlar. Atatürk'e gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bizim kağıdımızla basılmış ilk Ulus Gazetesi bu. Atatürk bakıyor, diyor ki işte çocuk, uygarlığın hamuru budur. Evet. Uygarlığın hamuru budur. Evet. Kağıt. Kağıda çok önem veriyor Atatürk. Evet. Evet. Yani Atatürk döneminde enflasyon da bir ara, yani o dünyadaki kriz yıllarında var ama onun dışında enflasyon falan çok düşük çünkü emisyon yok, para basma yok. Merkez Bankası'nı Atatürk kurdurdu. Evet. Yabancı uzmanlar sizin için erkendir demelerine rağmen Merkez Bankası'nı ısrar etti, kurdurdu ve bugünkü yapısıyla değil, halktan hisseler alarak, devletin ağırlığı azdı Atatürk'ün kurduğu Merkez Bankası'nda. Kesinlikle verdiği talimat, ekonominin, biliminin gereği neyse onu yapacaksınız, aşırı bir emisyon kesinlikle olmayacak. Ve hep anlatılır, Sivas'a demir yolu işte 20 kilometre kalmış, para bitmiş. Gelmiş İsmet Paşa'ya yalvarmış Atatürk'e. Ya ne olur azıcık para basalım, şu 20 kilometrede bitsin. Atatürk kabul etmemiş. Bundaki ısrarı nedir? İşte bugün anlıyoruz o ısrarların niye olduğunu. Evet. İşte. Bu arada tabii şöyle bir düşüncesi de var sanırım. Borçlarımız, dış borçlar. Tabii Osmanlı'nın dış borçlarını Cumhuriyet ödedi. Tabii en son 55'te mi ne? İşte 55'te. Son taksiti ödedik. Yani Cumhuriyet ödedi. Evet. Cumhuriyet ödedi. Tabii bu arada İngiliz parasıyla ödüyoruz değil mi? Evet, sterlin. Sterlinle ödüyoruz. Şimdi Türk lirasının değeri düşse, diyelim ki 10 kat düşse. Evet. Ne olacak? Tekrar borca batmış olacağız. Evet. Yani Atatürk'ün Türk lirasının değerini sabit tutmaktaki ısrarında birçok sebeple birlikte bu da olabilir. Çünkü Atatürk ekonomi biliyor. Dünya ekonomisini biliyor. Evet. Yani bildiği nereden belli? Çanakkale Savaşı gecelerinde ilmi iktisat, ekonomiye giriş dersleri okuyan bir albaydan bahsediyoruz ya. Bu nasıl bir insan yani? Ayrıca birçok uzmana danışmış. Burada kitabımda, evet, listesi var onların. Ayrıca. Yerli ve yabancı.
Yani hiçbir uygulaması tesadüf değil. Hepsi bilgiye dayanıyor, ülke gerçeklerine dayanıyor. Yoksa öyle kulaktan dolma bilgiler, sınama yanılma yollu uygulamalar değil. Hepsi gayet akıllı, önceden planlanmış şey. Bir zamanlar DPT müsteşarlığı yapan Ali Necat Ölçen. Ali Necat Ölçen diyor ki fizibilite etüdü yaptırmış Atatürk. O gün fizibilite etüdü Türkiye'de bilinmiyordu. Fabrikalar kurulmadan önce fizibilite etüdü yaptırmış. Aklıyla, bilimiyle böyle bir çalışma yapılması lazım geldiğini düşünüyor, yaptırıyor. Evet. İş olabilirliğine bakıyor. Zaten ön yapılabilirlik, hani Türkçesi öyle fizibilitenin. Ona bakıyor ve yaptırıyor. Evet. Yahu sizin hani sözünüz tek çözüm Atatürk'e dönüş. Tabii ki Atatürk'ü de çağa yorumlayarak dönüş. Evet. Şimdi değerli Gürbüz, baştan söylemiştim sizin bu 5 destan adam. Sana başka destan adamlar da eklediniz ona. Evet. Ama doğrusu beni çok etkiledi sizin bu 5 destan adam. Atatürk ekonomisi ve 5 destan adam. Bu ikisi birbiriyle çok ilişkili kavramlar. Evet. Çünkü bu Atatürk olmasaydı bu 5 destan adam da olmazdı. Olmazdı. Evet. Bunlardan hepsi önemli, 5'i de önemli. Tabii başkaları da var. Ama en çok beni etkileyen Şakir Zümre. Evet. Şakir Zümre neden etkiliyor? Biz işte Bayburt'tan kalktık, köyden Elma Dağı'na geldik. Sonra 2 yıl orada öğretmendik. Sonra Atıf Bey'de oturduk filan. Ankara'da kok kömürü yakıyoruz. Kok kömürü de öyle her sobanın kaldıracağı bir kömür değil. Çok ateş veriyor. Eski odun sobaları filan patlar yani, dayanamaz. Dayanamaz tabii. Şakir Zümre sobalarından alınıyordu. Belki siz de kullandınız onları. Tabii. Onun içinde tuğla filan döşeliydi ve ondan kullanıyorduk. Bir dökme kapağı vardı. Evet. Oraya Şakir Zümre yazardı. Şakir Zümre. Tabii biz o zaman bilmezdik bu Şakir Zümre nedir diye. Şakir Zümre neyin nesi? İsim mi, başka bir şey mi falan. Ben şimdi sizin bu değerli yapıtınızı okuduktan sonra birçok yerde, önüme çıkan her yerde neredeyse topluluklara ve kişilere Şakir Zümre'yi tanıyor musunuz diye sordum. Tek tük, işte yaşı biraz bizim gibi daha olgun olanlardan, ya sobacı değil mi diyenler çıktı. Sobacı diyenler de bildim sevinciyle söylüyorlardı. Sonra hikayesini anlattım. Şakir Zümre kim? Şakir Zümre Atatürk'ün Sofya'da askeri ateşe iken tanıştığı Bulgaristan Meclisi'ndeki bir milletvekili. Evet. Türk milletvekili. Evet. İki Türk ve Türkçü. Evet. Onu da söyleyelim, yani Cumhuriyeti kuran kadro Türkçü. Evet. Ama nasıl Türkçü? Kemalist Türkçülük anlamında Türkçü. Evet. Bu ayrımı yapmalıyız. Onun için sizin ben Türk'üm, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm sözünü çok önemsiyorum. Yani Türkçü olmayan Atatürkçüler eksiktir, anlamamışlardır. Atatürkçü olmayan Türkçüler de işi yanlış anlamışlardır. Doğrusu Türkçü Atatürkçülük ya da Atatürkçü Türkçülük. Doğrusu bu. Evet. Dolayısıyla o da öyle. Şakir Zümre de Türkçü, Atatürk de Türkçü. Doğal olarak zaten İslamcılar Kurtuluş Savaşı'nda Yunanların safındaydı. Hep de öyle kaldılar. Evet. Nitekim son İslamcılardan fes kafalı adam. Evet. Keşke Yunanlılar kazansaydı da halifemiz ve medresemiz kalsaydı diyecek kadar. Evet. Nasıl bir kelime bulayım ki çok aykırı olmasın? Bilinçsizdi diyelim, hadi de biraz işi yumuşatalım. Evet. Yani Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirenler ve kuruluş savaşımını gerçekleştirenler. Ben bu arada izninizle bir araya gireyim. Tabii. Yani ne yazık ki o fesli adamın işte Atatürk aleyhinde birçok saçmalıklar
barındıran o Hayatım ve Hatıratım, Rıza Nur'un Hayatım ve Hatıratım kitabını işte yayımladı. Onun Rıza Nur'un yazdığı da belli değil. Çok uydurmaları var. Evet. Ama ne yazık ki Nihalatsız ondan telif ücreti istedi ve aldı. Öyle mi? Evet, ben belgelerini yayınladım. Ha, şeyde evet, var. Olsa ben varisiyim diyor. Daim Sola kitabında ben onun manevi oğluyum. Ver benim paramı ve vermiş şeyler var. Orada yazışmaları üstelik falan belgesi Asız var. Çok paracı da değildir ama demek ki onu yapmış. Ama Asız'ın oğlu Yağmur bir gazetede şöyle bir yazı yazdı. Dedi ki babam hayatının son dönemlerinde biz yanılmışız. Atatürk haklıymış. Biz onu anlamamışız derdi. Dedi. Sayın Bakanım bakın şurada ben kimsenin yani biz kimsenin hakkını yemeyiz. Şimdi şurada kitabın bu beş destan adama gelmeden önceki konusu Assız Mecmua'da Assız Atatürk mucizesini anlatıyor. Bir de o var yani. Yani Assız Mecmua'yı çıkardığı dönemdeki Assız'a bizim bir itirazımız yok. Evet, son dönemde bu sözü söyleyene de itiraz etmeyiz. Ona ama da etmeyiz. Araya deriz. Ama o arada evet. İşte o malum İslamcılarla düşüp kalkmalar, onların yayın organlarında yazılar Necip yazmalar. Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'nda yazdı evet. Bir ara. O dönem sıkıntılı bir dönem. Bir de CHP düşmanlığı, Demokrat Parti... Kemalizm düşmanlığı... ...ne getirdi. Onu da yazılarında o da var. O da var. Ne yazık. Evet. Yani o etkiden kurtulmak lazım. Evet. Ya yani Assız'ın tamam romanları falan çok güzel. Tamam. Bir şey tamam. Demiyoruz. Benim mesleği seçmemde de onun etkisi var. Türk ülküsünde diyor ki Türkçüler ya öğretmen olsun ya subay olsun ya kaymakam olsun. Evet. Ben kaymakam oldum yani. Evet. Onun etkisi tamam. Var falan. Tamam. O ayrı. Evet. Ama yani bir insanı iyi taraflarını söylemek, yanlışlarını söylememize engel değil. Yani doğrusu Atatürk Türkçülüğüdür deyip kestirelim evet, işi. Evet, doğrusu Atatürk Türkçülüğüdür. Şimdi Şakir Zümre'ye devam edelim. Hı. Şakir Zümre ile dost oluyorlar. Sonra Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatınca da Şakir Zümre oradan silah ve usta gönderiyor. Silah ustası gönderiyor. Evet. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da ya bunu anlatmak bana özel bir zevk veriyor. Tabii ki. Sizin kitaptan öğrendim ama anlatmak zevk veriyor. Elbette. Onun için kendim anlatıyorum. Elbette. Ve Atatürk diyor ki gel artık buraya. Ona Şakir Zümre'ye İstanbul'da Haliç'te bir fabrika kurduruyor. Evet. Tabii satın alma güvencesi veriyor. Önemli olan o. Destek veriyor ve Şakir Zümre o yıllarda şimdi biz silah yapıyoruz diye övünüyoruz. O yıllarda 2000 kişinin çalıştığı bir fabrika kuruyor. Ve o fabrikada ürettikleri ürünleri, silah yani savunma, savaş ürünlerini Romanya'ya, Bulgaristan'a, evet. Yunanistan'a, Mısır'a ve Ürdün'e satıyor. Evet. Yunanistan Başbakanı Matistas mıydı adı? Sanırım öyleydi. Evet. Evet. Eleştiriyorlar Yunan basınından, evet. Siyasetçilerinden, niye Türkiye'den aldın, Almanya'dan almadın diye. O da diyor ki Türkiye'nin ürünleri daha nitelikli, daha kaliteli. Evet. Bu nasıl bir iş ya? Almanya'dan kaliteli silah üretiyor Türkiye Atatürk zamanında. Bir de biz artık Türkiye ile dostuz, müttefikiz. Ezmiş ama Balkan Paktı'nda kendine bağlamış. Öyle. İşte Atatürk evet. Böyle bir şey. Evet. O yüzden ondan aldım diyor ama sonradan ne yazık ki biz NATO'ya bağımlı, daha doğrusu önce Amerika'ya bağımlı olup NATO'ya da girince, NATO'ya girmek için de Türk kanını Kore'de anlamsız yere evet. Akıtınca, evet. Ne acı bir iştir o. Ne işimiz var bizim Kore'de ya? Evet. Ama NATO'ya bizi alsınlar diye. Ondan sonra da ne oldu? O fabrika ama İsmet Paşa döneminde kapatıldı. Çünkü dışarıdan gelen stratejik ortağımız, dışarıdaki stratejik Atlantin ötesinden buyruk geldi kapatın diye. Evet. Ve böylece Şakir Zümre'nin fabrikası kapatıldı ama kapatmadı. Orada
soba üretti. Evet. Kumbar öğretti. Evet. İş Bankası tabii, kumbaralarından. Çok da güzel kumbaralar. Taş gibiydi böyle. Evet. Üretti. Ve çiftçi için kova üretti filan, böyle şey üretti ve bir 1950'de bir geçit töreninde iki soba, ellerini iki sobaya koyarak bir kamyonetin arkasından geçit törenine katıldı. Orada söylediği bir şey vardı yani, Şakir Zümre sobacı oldu. Silah, yani Yunanistan'a silah satan fabrikanın sahibi sobacı oldu filan. Bu olay Atatürk ekonomisini anlamak bakımından çok çok önemli. Evet. Evet, yani Şakir Zümre'yi ben anlattım. Buyurun siz de kimden başlıyorsanız onun hikayesini anlatın. Ama isterseniz de şiirinizi de, çünkü destan yazdınız siz. Evet. Evet. Siz bakalım kimden başlamıştınız? Evet. Başlı sözünüz de çok yazmışsınız. Çok güzel bir söz. Tarih kaydeder. Yani yazar. Fakat destan güzelleştirir. O Sümer atasözü. Sümer. Fazıl Düzü Dağlarcan'ın şiiri de, sözü de çok güzel. Bu ulus, Türk ulusu kocaman bir şiirdir. Evet. Evet. Dağlarcan. Demir Ağa destanı. Kimdir Demir Ağa? Demir Ağa işte bir maliye müfettişi. İstanbul'da maliye müfettişi. İşte o zamanki adıyla Tatavla, Kurtuluş Şubesi'nde maliyenin çalışırken şeyleriyle takışıyor, üstleriyle. Ondan sonra işte ayrılmak zorunda kalıyor ve işte ticarete atılmak istiyor. Elinde bir miktar altın var, biriktirdiği kendi birikimi. Ve düşünüyor, ne yapayım? Bu arada bakıyor ki şey, Yunanlılar sigara yapmışlar ve Kurtuluş Savaşı sıraları, bizim askerimizin bile elinde o sigaralar var. Hem harp ediyoruz hem o sigaralar var. Ve tamam diyor, ben sigara yapacağım, sigara imal edeceğim. Ve işte üretiyor sigarayı ve şeyin kutusunun üzerine de şey yazıyor, en nefis ve en âlâ Türk sigarası. Halbuki önceden Yunanları... Efsun askeri var onların. Efsun askeri neydi? Şimdi Türk sigarası yapıyor. Yunanlılar bir müddet kötülemeye uğraşıyorlar, olmuyor. Hepsini satın alıyorlar ki kaybolsun. Ondan sonra yine baş edemiyorlar ve Yunanistan'a bile satıyor o sigaraları. Yunanistan'a da satıyor. Oraya bile satıyor. Ve işte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da işte demiryolu ihalelerine giriyor. Demir soyadı. Türkler yapamaz diyorlar ama yapıyor. Yapıyor onları. Ondan sonra uçak fabrikası, işte Kayseri'deki uçak fabrikası yapıyor, onun. Evet. Daha birçok film işine giriyor bir ara. Film şirketi kuruyor. Çevirdiği filmler var. Son ben 501 numaralı hücre diye gençlik yıllarımızda bir film seyretmiştik. Azerbaycanlı Mehmet Altunbay'ın hayatını anlatıyordu. Altunbay'ı ben de gördüm sonra. Bir konferans vermeye geldi Erzurum'a. Altunbay'ın elinden tutan, öyküsünü dinleyen, onu filme alan da Nuri Demirağ. Evet. Nuri Demirağ uçak fabrikası da. Evet. Kur'an. Evet. Hatta o fabrikada ürettiklerinden birisini de Atatürk'ü satın alıp İran Şahı'na hediye evet. ediyor ki Sadabat Paktı konusunda evet. daha da hevesli hale gelsin evet. filan. Efendim kağıtçı destanı yine var. Yani kağıt, ya kağıt yapılamaz falan diyen ama işte yapan Mehmet Ali Kağıtçı değil Mehmet mi? Mehmet Ali Kağıtçı. Evet. evet ondan söz ediyorsunuz. Biraz zaman kaybı olduğu için, evet. Zaman azaldığı için. Tabii. Efendim ben... Zihni derin var. İşte Türkiye'de çayın babası. Şurada Şakir Zümre. Evet. Sanayi fabrikatörü, savunma sanayi. Derin destanı. Ben Çayeli Kaymakamlığı yaptım. Evet. Orada anlatırlardı. Evet. Yani zihni derin, çayı getiren adam. Evet. Ama çayı kabul etmiyor oranın halkı. Çayı kabul etsinler diye hem parasız fide dağıtılıyor hem de dikim için tarla sahibine yevmiye yani günlük ödeniyor filan. Sonra da frenlemeye çalıştı, engellemeye çalıştı devlet ama aldı başını gitti. Yani sınırlamaya çalıştı evet. filan. Zihni derin çay. Çayı Türkiye'ye getiren adam. Evet. Tabii ki destan adam. Uzun uzun yazmışsınız. Evet.
Bugün Rize'nin denize bakan bütün dağları çaylıklardan oluşan bir yeşil halıyla döşeliyse, Mapavri'nin adı döndüyse Çaylı'na, Mapavri evet. eski adı, evet. girdiyse türkülere, Çaylı'ndan öteye gidelim yali yali. Ve bu Çaylı'nda bu şiirin yazıldığı tarih itibariyle 5'i Çaykur'a, 12'si özel sektöre ait tam 19 çay fabrikası yaş çay işliyor, kuru çay paketliyorsa, bütün bunların olmasında zihni de bilgisi de derin olan bu derin hoca. Ve devam ediyor destan. Beyiç Bey destanı, evet. Devlet Demiryolları Genel Müdürü değil mi o? Bakan da oluyor. Bakan da oldu sonradan. O çok önemli bir adam. Evet. adam. Hem çok Kurtuluş güzel. Savaşı'ndaki olağanüstü demiryolu hizmetleri var. Yani evet. mesela işte Konya'dan Afyon'a demiryolu hattı çekiyor. Maraş'a çakmak ne zamana yetiştirebilirsin? Zamanında yetişecek diyor. Ve olağanüstü bir gayretle bir yandan hatları çekiyorlar. O şey o günkü işte deyimle şimendifer gidiyor. Cephane falan taşıyor. Bir yandan arkadan söküp getiriyorlar ramları. öne döşüyorlar. Ya şu ne iştir ya? Hakikaten bunlar destan adam. Evet. Bu destan adamlar unutulmamalı. Ki siz çok sağ olun, var olun ki hem Atatürk ekonomisini derli toplu yazdınız. Yani mutlaka okunup incelenmesi gereken ve uygulanması gereken, yani Türkiye'yi kurtarmak isteyen değerli siyasetçiler, Türkiye'nin kurtuluşunun tek yolu Atatürk'e dönmektir. Çağ uygun yorumlarla elbette ki. Tabii 1920'de değiliz. Tabii ki. Evet. Tabii ama Atatürk'te bütün bunların temeli var. Yani ekonomide ne yapmak lazım? Bir hiç dışarıdan uzman getirmeye falan lüzum yok. Ekonomiden anlayanlarınız bu kitabı okusunlar, iyice hazmetsinler ama. Okuyup geçmesinler. Yani uygulama kitabı olarak alsınlar. Atatürk bizi kurtaracak yoldur, izdir, kişiliktir. Atatürk gibi kişiler 1000 yılda bir gelir. Yani Türkiye'nin Türk tarihinde Bilge Kağan, sonra Atatürk. Yani ikisi de birbirine çok benzer, çok ilginç. Bilge Kağan'ın söylevi var. Ben de onu bu arada söyleyeyim. O söylevi yazdım yeniden. Ve birçok sözcüğün anlamını düzelterek. Benden önceki çalışanlara saygı sunarım. Ama birçok sözcük yanlış okunmuş. Evet. Ötüken de yanlış okunmuş. Birçok sözcük de yanlış okumuş. Düzelttim ve Kutlu Söyle, Bilge Kağan'ın söylevi. Sonra Atatürk Orkun yazılarını Çanakkale Savaşı gecelerinde okumuş. Ve Bilge Kağan'ın söylevi gibi kendisi de budununa, ulusuna hesap veren ve yol gösteren. Sayın Bakanım, Muhittin Nalbantoğlu, tarihçi Muhittin Nalbantoğlu, aynı gazetede yazarlık yaptık. O bana anlattı. Bir süre Anıtkabir'de çalışmış o. Ben dedi belgesini buldum. Atatürk, benim büyük nutkum Bilge Kağan'ın söylevine benzer ifadelerle bitmeli. Harika. Çok güzel. Yazdı bunları Muhittin Nalbantoğlu. Muhittin Nalbantoğlu'nun bu sözünü bilmiyordum, öğrendim. Ben çıkarımla söylüyordum. Demek ki tarihçi, iyi bir araştırmacıydı o da. Bu gerçeği görmüş. Evet. Bugün böyle gül bahçemi gör de baharımı anla cinsinden. Çok teşekkürler. Sizin gül bahçenizden güller ortaya koymaya çalıştık. Ama bu güllerin, bu bahçenin asıl sahibi elbette ki Atatürk'tür. Elbette. Bizler bahçıvanız diyelim, sahibi odur. Evet, yol Atatürk'ün yoludur. Ben Cazim Gürbüz dostumun, koldaşımın, yerdeşimin bitiklerinin, yapıtlarının, hadi diyelim kitaplarının çok çok okunmasını ve o kitaplardan, bitiklerden, yapıtlardan yararlanılmasını diliyorum. Size çok çok sağ olun diliyorum, diyorum. Ve size de bütün izleyicilerimize de iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı, uzun dirlik diliyorum.